Kağıt nedir ve neden yapılır? Kağıt bulunmadan önce ne kullanılıyordu? Kağıdı ilk kim buldu? İcat edilip gelişmesi ne kadar sürdü? Kağıt kelimesi dilimize nereden geçti? Papürüs kağıdı neden yapılır? Parşömen kağıdı ismini hangi İzmir ilçesinden aldı? Peki Türkiye'de kağıt üretimini engellemeye çalışan dış güçler kimdi? Bunların hepsinin cevabı birazdan videomuzda. Ama öncesinde beğenip abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Artık her istediğimizde kolayca bulabildiğimiz kağıtlar, tarihten günümüze savaş planları olsun, anlaşmalar olsun, eğitim, öğretim faaliyetleri olsun, dergiler ve gazeteler olsun, aşk mektupları olsun ve hatta tuvalet kağıtları olsun, birçok alanda hizmet sağlayan önemli bir eşya olmuş. Peki kağıt tam olarak nedir? Efendim kağıt, genellikle yazma işleri için kullanılan, baskı, çizim yapılabilen, hatta ambalaj olarak da kullanılabilen ince bir malzeme. Kağıt kelimesi, belge ve döküman anlamında ve borsada tahvil veya hisse senedi anlamında kullanıldığı gibi, kağıt parayı tanımlamak için de kullanılır. Hatta aklıma geldi, hiç unutmam, bir gün camide yardım için para toplanıyor, genelde de torbaya bozuk paralar konuluyordu. Hoca oradan bağırdı. Allah bize yeşili, mavili kağıtları da görmeyi nasip etsin inşallah. Neyse, biz konumuza dönelim. İyi de nereden geliyor bu kağıt kelimesi? Biliyorsunuz ki kağıdın İngilizcesi paper. Bu kelime Latince papyrus kelimesinden türemiş. Aslında papyrus, Nil Nehri vadisinde yetişen bir bataklık bitkisinin adı. Milattan önce 4000'li yıllarda eski Mısır ve Akdeniz kültürlerinde bu bitkinin sapı uygun boyutlarda kesilip bir tahta üzerine dizilir, sonra da sulu vaziyette tokmaklanarak bir çeşit kağıt üretilirmiş. Ama papyrus bir kağıt çeşidi olarak değerlendirilemez. Papyrus için kağıt öncesi kullanılan yazı malzemelerinden sadece bir tanesidir diyebiliriz. Yine de yapılışı ve özelliği bakımından bugünkü kağıttan farklı olmakla beraber kağıt ismi bu papyrus kağıdından kalmış. Kelime Türkçe ise Farsça kagat sözcüğünden geçmiş. Farsça'ya da Çince'den geçmiş olduğu düşünülmekte. Aslına bakarsanız 1000 yıl öncesinde Uygurca'da keget kelimesinin de kullanıldığı bilinmekte. Günümüz Türkçesinde farklı yörelerde farklı telaffuzları da hala mevcut. Kağıt, kağıt, kayıt gibi. Papyrus'un haricinde de bir de hayvan derisinden yapılan pergamen, yani parşömen kağıdı da tarih boyunca kullanılmış. Çok uzun ömürlü olan bu kağıt ismini de bizim Bergama'dan almış. Yahu yok mu bizim İzmir Bergama? Heh, orası işte. Bergama kağıdı anlamına gelen Latince carta pergamena'dan Fransızca'ya parşömen şeklinde geçip oradan tekrar memleketine parşömen olarak geri dönmüş. Bahsettiğimiz gibi ne parşömen ne de papyrus bizim bildiğimiz kağıt gibi değiller. İyi ama bizim bildiğimiz kağıt nasıl bulunmuş? Aslında kağıdı ilk kim bulmuş kesin olarak bilinmiyor. Yalnız bugünkü kağıt modeline en yakın olanı M.Ö. 105 yılında Çin İmparatorluğu'nun danışmanı Cai Lun'un icat ettiği kabul edilmekte. Lun bunu nasıl yapmış? Şöyle yapmış. Önce ağaç kabukları, bez parçaları ve diğer lifli malzemeleri yumuşak hamur haline gelinceye kadar vur Allah vur dövüp sonrasında da hamur haline gelen bu dayak arsızını suyla karıştırarak odun hamurunu elde etmiş. Lun durmuş mu? Durmamış. Hamuru süzmüş ve kalıbın yüzeyinde lifli bir tabaka kalmış. Sonra da bu tabakayı kurutup üstünden silindirle geçmek suretiyle kullanıma hazır hale getirmiş. Peki bu kağıt dünyaya nasıl yayılmış? Aslında Cai Lun'un icadı yaklaşık 500 yıl gizli bir sanat olarak Çin topraklarında kalmış. Ta ki 751 yılındaki Talas Savaşı'na kadar. Bu savaştan sonra esir alınan Çinlilerden kağıt üretimi öğrenilmiş. Semerkant'ta kurulan kağıt üretim merkezlerinden sonra da Türk ve Arap toplumlarında kağıt kullanımı yaygınlaşmış. Fakat Avrupalıların kağıtla tanışması için ta 12. yüzyıla kadar beklemesi gerekmiş. Aslında Avrupa'da 9. yüzyıldan beri yaygın olarak papyrus kullanılıyordu.
Parşömen ise daha çok din adamları, sanatçılar ve edebiyatçılar tarafından kullanılıyordu. Fakat bu parşömenler son derece pahalı olmasının yanı sıra zahmetliymişti. Düşünün ki sadece bir İncil için yaklaşık 300 koyun derisi gerekiyormuş. Neyse ki 12. yüzyılda Avrupalılar kağıtla tanışmış. Ama 15. yüzyıla kadar kağıdı sadece pratik amaçlar için kullanmakla yetinmişler. Sonra ne mi olmuş? Sonra Gutenberg matbaayı icat etmiş. Baskı teknolojileri gelişince de kağıda yönelik talep artmış. Bununla birlikte 18. yüzyılın sonlarında Fransız makine mühendisi Nicolas Louis Robert kağıt makinesini icat etmiş. Devam eden yıllarda da Robert'in makinesi İngiliz Henry Fordrinier tarafından geliştirildi. Böylece elle yapılan kağıtlar yerini makine yapımı kağıtlara bıraktı. Bununla birlikte kağıt kesikleri de artmış tabii. Ne demiş ünlü bir şair? Kağıt kesiğinden daha çok acıtır. Hemen geçmez öyle vicdanın izi. Peki Türkiye'de kağıt üretimi nasıl başladı? Aslında Osmanlı'da 1450'li yıllarda adından da anlaşılacağı üzere Kağıthane'de kağıt üretim imalathanesi kurulmuş. Ve bu tesis 3. Selim dönemine kadar da faaliyet göstermiş. Takip eden süreçlerde de ülkenin çeşitli yerlerinde imalathaneler kurulmuş ama modern anlamda ilk imalathane 1846 yılında İzmir Halkapınar semtinde kurulmuş. Fakat kapitülasyonların etkisiyle kısa sürede kapatılmış. 1887 yılına gelindiğinde Başmabeyinci Osman Bey Beykoz'da Hamidiye Kağıt Fabrikası'nı kurmuş. Fakat 1915 yılında İstanbul işgali sırasında "Yok efendim siz burada savaş malzemesi yapıyorsunuz bilmem ne" denilerek bir bahane yaratılmış ve tahrip edilmiş. O günden sonra da teşebbüsler olmasına rağmen Cumhuriyet'in ilerleyen yıllarına kadar bir kağıt fabrikası kurulamamış. Neden? Çünkü yabancı firmalar kağıt yapımında kullanılan bir karbonhidrat olan selülozun ticaretinde ayak diremiş. Ülkenin gelişimini istemedikleri için tabii. Fakat dönemin hükümeti tütün karşılığı selüloz teslimi şartı koyunca mecbur kalıp az da olsa vermeye başlamışlar. Ama başlarda sırf yerli ve milli fabrikalarımız başarısız olsun diye bize hileli mal vermişler. Selülozlar reçine kusarak tüm makinelerimize zarar vermiş. Olacak iş değil. Neyse ki ortaya bir kahraman kimyager çıkmış ve yaptığı reçeteyle reçine kusmasının önüne geçmiş. Bu kişi Mehmet Ali Kağıtçı. Yani anlayacağınız ulusal kağıt sanayimizin kurulması Cumhuriyet döneminde de çok kolay olmamış. Almanya'da eğitim gören Türk kimyager Mehmet Ali Kağıtçı'nın uğraşları ve dönemin İktisat Bakanı Celal Bayar'ın da desteğiyle ancak 1934 yılında İzmit'te ilk kağıt fabrikasının temelleri atılmış. 1936'da da faaliyete geçmiş. İzmit Sümerbank Kağıt ve Karton Fabrikası, sonraki ismiyle kısaca SEKA. Celal Bayar bu mutlu günü şöyle özetler. İlk Türk kağıdı 70 gramlık mat bir kağıttı. Üzerine şöyle yazmıştım. İzmit, 18 Nisan 1936, saat 15.03. İlk kağıdımıza kavuşma hatırası. Atatürk ise fabrikada üretilen yerli kağıtta basılan 19 Mayıs 1936 tarihli Ulus Gazetesi'nin bayram ekini incelerken şunu söyler. Medeniyet hamuru. 1998 yılında özelleştirme kapsamına alınan SEKA'nın yatırımları durdurulmuş, 2005 yılında da Sümer Holding ile birleşerek tamamen kapatılmış. Günümüzde kağıt pratik anlamda hayatın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir madde. Geleceğimiz için geri dönüşümüne en çok ihtiyaç duyduğumuz kağıtların geri dönüşebilmelerini sağlayalım diyerek toplumsal mesajımızı da iletelim ve veda edelim. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmediyseniz bunları yapmayabilirsiniz ama neden beğenmediğinizi de yorumlara yazabilirsiniz.